इस इश्क में मर जावा। Akşam tören bittikten sonra saat 8'de o depoda buluşalım. İnan bana, o kağıtta bir şey yazmıyordu. Yazmıyordu. Kendi gözlerimle gördüm. Üstünde sadece ilginç bir simge vardı ama sanki yani gözden kaçırdığımı sanmıyorum. Bilmiyorum. Her ikisi de bir şeyler çeviriyor gibi. O kendini zeki sanan peder bu eve sadece görevli olarak gelmedi. İkisi de orada konuşuyordu. Ona dua ederken bir şey anlatıyordu. Haberin yok muydu? Anceli benden bir şey saklıyorsa bunu mutlaka öğrenirim. Sana bir şey göstereceğim. Benimle gel. O ses de neydi? Galiba odama biri girdi. Sen... Odamda ne işin var? Neden üstüme geliyorsun? Çık odamdan. Biliyorum bunu yapmamalıyım ama maalesef elimde değil. Yasak olan şeye karşı konulmaz. Anceli'yi gözetlemek için bazı şeyler yaptım. Otur. Deep yine Anceli'nin odasında. Kendi gözlerinle gör. Anceli'yi her şeyi isteği dışında zorluyor. Sürekli olarak onu rahatsız ediyor. Anceli'yi öyle mi? Görmüyor musun Birat abi? Şuraya baksana, her şey ortada. Bak kim kimi zorluyor. Yani Deep Anceli'yi buna zorluyor, öyle mi? Öyleyse neden çığlık atmıyor? Buna kızıp Deep'i neden uzaklaştırmıyor? Sebebini söyleyeyim. Çünkü onun istediği şey de bu. Bu kadarı da fazla. İkisi de bize ihanet ediyor. Hiç olmazsa şimdi inan şu hallerine bak. İkisini de geberteceğim. İkisini de hiç acımadan öldüreceğim. İhanet edenlerden nefret ediyorum. Bana ihanet edenlerden nefret ediyorum. Sakin ol, otur. Bu kadar korkma. Sana yaklaştım çünkü bu hamam böceği üzerine çıkmıştı. Hamam böceği de olsa seni böyle rahatsız eden hiçbir şeyden hoşlanmam. Sakın korkma. Hemen atın. İşte gitti. Nereye bakıyorsun? Orada ne var? Buraya neden geldi? Deep çıkıp gitti demek oluyor ki aralarında herhangi bir şey yok ama ben eminim aralarında bir şey var. Kesinlikle aralarında bir şey oluyor. Evet Bay Virat. Bir zamanlar sana bir iyilik yapmıştım. Şimdi karşılığını ödeme vakti geldi. Deep ve Anceli'yi takip et. Her an evden çıkabilirler. Tamam mı? Tamam. Onları takip etmenin ne faydası var? Başka bir şey yapamaz mıydın? Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sen sadece kendine hakim ol yeter. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bu akşam saat 8'de her şeyi öğreneceğim. Artık daha fazla bekleyemem. Beni dinle, plan değişti. Saat 8'den önce işi bitirmeliyiz. Tören biter bitmez hemen oraya geleceğim. 8'den önce bitirmesi gereken iş ne acaba? Ailemin nerede olduğunu öğrenmek için saat 8'de bir yerde olacağım. Yoksa bir şekilde Bip bunu da mı öğrendi? Hayır, sanırım bunu öğrenmiş. Bu yüzden odama girdi. O notta ne yazdığını okumuş olmalı, yoksa saat 8'deki buluşmayı bilmesi imkansız. Gidelim mi? Tabii ki. Biri beni aramıştı. Bakıyorum yine Deep'in peşindesin. Yine onun peşinden gidiyordun değil mi? Virat'ın senin kim olduğunu öğrenmesi biraz vakit alacak ama benim seninle ilgili gerçeği bilmem için delile ihtiyacım yok. Şimdiye kadar Deep'e yaklaşan herkes bir şekilde hayatını kaybetti. Sen ne diyorsun? Aklını mı kaçırdın? Deep'in peşinden gittiğim falan yok. Bir yere gitmem gerekiyor. Seninle savaşmak eğlenceli olacak. Uzun zamandır ben de kimseye meydan okumamıştım. Biri vardı. Zavallı sonunda öldü. Söyledim ya. Deep'e yaklaşan herkes hayatını kaybetti. Çocuğunu seviyorsun, öyle değil mi? İstersen onunla başlayayım. Kurtuldun. İstesem seni şu anda burada öldürebilirim. Senin gibi insanların yaşamaya hakkı yok. Ama yapmayacağım. Çünkü seni öldürmekten daha önemli bir işim var. Aha! Tara hiçbir zaman kaybetmez. Seni öbür dünyaya göndereceğim. Anceli! Şimdi seni öldüreceğim. Hey buraya gel. Anceli! Deep nereye gitti? Onu bulmam gerek. Tanrı'ya şükür. Bu Deep'in arabası. Benim asıl istediğimin ne olduğunu çok iyi biliyordum. Anceli'nin yüzü ve o kodu istiyordum. Bunun için çok bekledim. Artık beklemeyeceğim. Demek bu yüzden deyip Anceli'nin yüzünü bana verdi. Ailemin sahip olduğu koda ihtiyacı var. Bu yüzden de ailemi hayatta tutuyor. Şimdi dinle, sana 24 saat daha süre veriyorum. Eğer istediğimi alamazsam herkesi öldüreceğim. Kimseyi bağışlamayacağım. Olamaz. Sadece 24 saatim var. Bu süre içinde ailemi bulmam gerekiyor. Yoksa onları öldürecek. 24 saatim var. Şimdi ne yapacağım? Onları nerede bulurum? Kim bu? Onu daha önce hiç görmedim. Deep nereye gitti? Bunu öğrenmek için peşinden gitmek zorundayım. Alo. Alo, karakol mu? Evet, buyurun. Vesaire eski bir depoda... Bir ceset var. Ona haber vermek için sizi aradım. Ceset mi? Alo. Kimsiniz? Galiba deyip eve dönmüş. Keşke acı çekmeni sağlayabilseydim deyip böylece sana ailemin nerede olduğunu söyletirdim. Ama senin acıya dayanıklı bir şeytan olduğunu çok iyi biliyorum. Sana acı çektirmem hoşuna bile giderdi. Para için o kadar alçaldım ki senin gibisini görmedim. Keşke zayıf bir yönünü bilebilseydim. Onu kullanarak aileme kavuşmamı sağlayabilirdim. Saat 5:30 olmuş. Çok az vakti kaldı. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Evet, kimsiniz? Bay Deep'in bu belgeleri imzalaması gerekiyor. Bay Deep şu an meşgul. Benimle gelin. Tören bittiğinde onunla görüşebilirsiniz. Tamam. Peki, buyurun. Virat. Evet efendim. Yapmamı istediğiniz şeyi yaptım. Virat onun için çalıştığımı sanıyor. Size bunu getirdim. Artık sonunda nerede olduğunu öğrendim. Deyip yanına silahını almış. Yoksa annemle babamın olduğu yere mi gidiyor? Bu da benim silahım. Dün de sen bana yaptın. Ne sanıyordun? Gözlerimi kum fırlatarak kurtulacağını mı? Bugün bir yere kaçamayacaksın. Çok zekiceydi. Ne yaparsan yap, hiçbir şey göremeyeceksin. Hadi bakalım. Ne yaptın bana Tanrım? Kimse yok mu? Canım şu anda seni merdivenlerden aşağı atmak istiyor. Seni ve çocuğunu öldüreceğim ve herkes senin merdivenlerden düştüğünü sanacak. Beş dakika geçti bile. Daha dipin nereye gittiğini bilmiyorum. Muhabir neden şimdi teyzeyi arıyor? Demek ki teyze Dip'in muhabir olduğunu biliyor. Yani teyzeyle Dip'le işbirliği yapıyor. Onun suç ortağı o. Ben herkese meyve suyu getireyim. Hayatım boyunca hiç kimseyi öldüreceğimi sanmıyordum. Ama şimdi birini öldürmeden önce hiç düşünmeyeceğim. Bu yüzden şimdi sana soracağım sorulara düzgün cevap vereceksin. Yoksa bütün mermileri kafanın içine doldururum, tamam mı? Deyip de işbirliği yaptığını biliyorum. Şimdi bana doğruyu söyle, Deep nerede? Hadi. Dur. Deep. Deep annesini bulmaya gitti. Annesini mi? Yalan söylüyorsun sen. Hayır. Ben sana doğruyu söylüyorum. Uzun süredir annesini arıyordu. Adamlarının çoğunu bir sürü yere gönderdi. İnan bana. Bütün bildiğim bu. Deep insan değil, bir şeytandır. O her şeyi yapabilir. Ona yardım etmek zorunda kaldım. Annesini bulana kadar kendini kontrol etmeye çalışıyor. Eğer annesini bulursa artık onu kimse durduramaz. O andan sonra önüne çıkan her engeli yok edecektir. Hiç kimseyi bırakmayacak. Kim varsa herkesi öldürecek. Şimdi beni bırak. Dinle. Sana karşı şimdiye dek yanlış bir şey yapmadım. Annesi mi? Benim de aklıma neler gelmişti. Meğer değil, annesini aramaya gitmiş. Aman Tanrım, bana neler oluyor böyle? Ben ailemi ararken değil de kendi ailesini arıyorum. Nedir bunlar? Her gün başka bir karanlık sırla karşılaşıyorum. Deep'in amacı annesini bulmak. Deep'in annesi Vasundhara Devi. Adilaşmi finans şirketinin sahibiymiş. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık altınla kaçmakla suçlanıyor ve hala bulunamamış. Soygunun yapıldığı günle ailemin kaza yaptığı gün aynı. Ama benim ailem o kazada ölmedi. Çünkü Deep onları yıllarca esir almış. Deep bu sayede annesini bulacağını sanıyor. Deep annesini bulduğu gün hiç kimseyi bağışlamayacak. Ailem hayatta çünkü Deep'in ihtiyacı olan kod onlarda. Deep onun peşinde. Deep o koda ulaştığı gün annemle babamı acımadan öldürecek. Ve bunu yapmak için sadece 24 saati var. Ben ailemi 24 saat içinde nasıl kurtarabilirim bilmiyorum. Nereye giderim? Nasıl yaparım? Tatlı almadan nereye gidiyorsun? Çünkü tören tatlı olmadan eksik kalır. Onun içinde gitmek istediğin adres var. Elini çabuk tut, fazla vaktimiz yok. Sakın unutma. Muhbirlere karşı dikkatli ol. Alo Mahavir. Bütün muhbirler ölmeli. Yoksa deyip söylediklerimi öğrenecekti. Sonunda seni buldum anne. Anne. her şey düzelecek anne. O kodu bulduktan sonra hem Aarohi'nin ailesi hem de Aarohi'nin yüzü yok olacak. Alo? Peki, tamam. Hanımefendi, şimdi Bay Deep aradı. Herkese bu akşam büyük bir törenin olacağını söyleyin dedi. Tören için bütün hazırlıkları tamamladım. Tören için sanatçılar gelecek. 10 dakika sonra burada olacaklarmış. Gidip diğerlerine de haber vereyim. Deep eve neden bu kadar erken dönüyor? Akşam töreni için planın ne? Mutlaka yeni bir planı vardır. Sen bir şey anladın mı? Deep hiç endişeli değil. Annesini buldu ve onu güvenli ve de akıllıca bir yere sakladı. Şimdi oraya gitmek bir işe yaramayacaktır. Ne yapmalıyım? Sadece bir ipucum vardı. Ailemi kurtarmak için neredeyse hiç zamanım kalmadı. Deep'i yenmek istiyorsan, o zaman onun tuzaklarını iyi anlaman gerekiyor. Bir strateji yap. Ancak o zaman Deep gibi birini yenebilirsin. Neden beni buraya getirdiniz? Hadi otursana, rahatına bak. Burası sığınaklarımdan biri. Benim için çok iyi bir iş çıkardığını düşündüm. Bir şeyler alır mısın? Evde sana hiçbir şey ikram edemedim. Çünkü ev uygun değil. Ben de burada buluşalım dedim. Bu arada Deep'i gözetlemen nasıl gidiyor? Harika gidiyor efendim. Bugün onunla ofise gittim. Doğrudan ofisten eve gitti. Sonra beni aradınız ve geldim. Oh, bu harika. Nasıl? Çok güzel. Ama sanki farklı. Bu ne? Her zamanki. Sadece biraz zehir ekledim. Ne? Sen ne diyorsun? Sadece azıcık zehir ekledim. Fazla değil. İç. Ne sandın? Kandıracaksın ve kurtulacak mısın ha? Geri dönmeyecektin. Sana sadece Deep'e göz kulak ol dedim. Ama sen ne yaptın? Ha? Söyle. Lütfen bırakın gideyim. Doktora gitmem gerekiyor. Yapmam istediklerinizi yapacağım. Lütfen beni doktora götürün. Ne sandın ki? Virat'la oyun oynayacaksın ve Virat seni affedecek. İhanet eden kişiyi affetmiyorum. Öldürüyorum. Yeter Virat, yeter, öldü. Ne söylüyordun? Kim olursa olsun senin arkandan bıçaklayanları her zaman öldürür müsün sen? Anceli olsa bile. Anceli seni aldatıyorsa ne yapacaksın Virat? Ne düşünüyorsun? Yapar mısın? Onu öldürebilir misin? Yoksa sıradan bir ceza verip ona acıyacak mısın? Yaptıklarına karşı bir kanıt bulursam çok kötü acı çektireceğim. Öldüreceğim. Kendi ellerim. İşim iyice kolaylaştı. Sadece çok sağlam bir kanıt bulmayı bekliyorum ki işim basitleşsin. Bugünkü tören sizin için çok büyük olacak. Bu kim olabilir? Bu kimin numarası? Aradığınız numara şu anda kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Telefon kapalı. Bugün törende neler olacak? Bir şey mi arıyorsunuz efendim? Aarohi'nin annesini gördün mü? Hayır, onu sabah duasından sonra hiç görmedim. Gidebilirsin. Nereye gitti? İstediğimi almadıkça hala burada benim rehinim olarak kalacaksın. Eğer senin gitmene izin verirsem o zaman deyip annesini bildiğimi öğrenecek. Bu mesaj ne anlamı geliyor? Deep özel bir tören yapılacağını söyledi ama bu mesajı aldığım için bu kadar özel olan ne olabilir ki? Görünüşe göre bir şey yapmış. Ne olabilir ki? Ya da bir şeyler yapmak üzere. İstediğin kadar düşündüğüm plan başarılı olmayacak. Ne düşündüğümü asla öğrenemeyeceksin. Benimle oyun oynuyordun. Bekle ve gör asıl oyun nasıl oynanır deyip. Niye beni tanımıyorsun hiç? Sen benimle evlendin. Benimle sonsuza kadar yaşayacağına söz verdin. Benim Aarohi. Yüzüm değişti diye Deep senin mi olacak sandın? Onu senin mi yapacak? Aarohi, senin Aarohi. Bugün benim doğum günüm, onun değil. Deep, ikimiz de ihanete uğradık. Anlasana, yüzümü değiştirmişler. Eğer işler cidden düşündüğüm gibi ise her şeyi ama her şeyi yok edeceğim. Hayır, fırsat bulduğumda döneceğim. Bana karşı bazı planlar yapıyor. Onu durdurmam gerek. Bu gece ne olursa olsun gerçeği öğreneceğim. Güzelce odada dinlensen ve beni öldürme hayalini unut. Bana karşı kazanmak kolay değil. Neden bu kadar cesursun ki? Bir şey yapmayacağına inanana kadar odada kilitli kalacaksın. Kurduğun planların hiçbir başarılı olamayacak. Beni kazanmak kolay değil. Beni kilitlediğini çok iyi biliyorum Deep. Ama ne yaparsan yap, beni durduramazsın. Çünkü ben zaten harekete geçtim. Merhaba doktor. Sen kimsin? Şşş. Soruları ben soracağım. Sen cevap vereceksin. Hadi başlayalım. Şimdi söyle, Deep'i nereden tanıyorsun? Anceli'yi nereden tanıyorsun? Gözümle gördüm. Deep seninle görüşmek için hastaneye geldi. Arkasından Anceli buradaydı. İkisini nereden tanıyorsun? Sen bir doktorsun değil mi? Ameliyat edersin. İkisi kimin yüzünü değiştirmeni istedi? Sen kimin yüzünü değiştirdin? Konuş. Anceli ikimizin hayatına girdiğinde neden Aarohi olduğunu söyledi? Kendini o aynada görünce neden kendi yüzünü gördükten sonra gerildi? Kimin yüzü bu? Neler oluyor? Sen de bana bundan bahsedeceksin. Çok iyi biliyorsun. Gerçeği söyle. Ne biliyorsun? Neler yapabileceğime dair bir fikrin yok doktor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen bırak beni. Lütfen. Tamam. Eğer ölmekten çok hoşlanıyorsan sana zevkle yardım edeceğim. Şimdi bana hemen doğruyu söyle, yoksa bu elimdeki matkapla gözlerini deleceğim ve büyük bir acıyla öleceksin. Hadi. Hatta ameliyatla bile yaraların iyileşmeyecek. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Hayır, 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 hayır. Lütfen, lütfen, tamam, hayır, bekle, bekle. 4 ay önce 4 ay Deep Raj Singh buradaydı. Bir kız vardı. Bir kız yüzü Anceli gibiydi. Bana çokça para vermişti. Ve kızın yüzünü Anceli ile değiştirmek zorunda kaldım. Hepsi bu kadar. Yemin ederim. Demek oluyor ki Deep Aarohi'nin yüzünü değiştirdi. Sen ne yaptın böyle? Yüz mü? Aha, Anceli. Anceli gibi. Görünüşe göre onun planını mahvettim. Ama planı ne olabilir ki? Planım seni köşeye sıkıştırmaktı. Şimdi başardım. Artık ne yapacaksın? Etrafın sadece Tara liderliğindeki düşmanlarla çevrili. Şimdi aileme asla zarar veremezsin. Onlarla buluşmamı engelleyebilirsin. Ama öldürmene asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.